Yarının Dünyası Paribu sunar. Paribu. 10 Soruda Kripto Para Dünyası YouTube serimizin üçüncüsüyle karşınızdayız. Gizem'le beraber bu seride size kripto para işlemleri nasıl yapılıyor ondan bahsedeceğiz. Ama Gizem, istersen işlemlere geçmeden önce biraz mining'den, yani madencilikten bahsedelim. Aslında madencilik dediğimiz olay kripto para birimlerinin varoluş sürecine deniyor. Ama bütün kripto para birimlerinin birbirinden o kadar farklı yaratılışları var ki aslında bazılarının bilindiğinin aksine bir madencilik çalışmasına da ihtiyacı bile yok. Ve bu madencilik çalışmasına ihtiyacı olmayanların altyapısı ve teknolojisi tamamen farklı. Mining'i yapılanlar, üretimi yapılanlar içerisinde de farklı enerji harcadıkları, farklı sürelerde üretildikleri gibi birçok kıstas var. Bunlardan en çok bilineni, hep konuştuğumuz Bitcoin. Biraz ondan bahsedelim. Şimdi Bitcoin'in üretimi, mining'i nasıl yapılıyor? Öncelikle blockchain sisteminde yükü çeken bir sürü makine var. Bu makinelerin zaten kendi içinde birbirleriyle konuştuğunu daha önceki videolarda seninle bahsetmiştik. Bu makinelerde aslında birbirleriyle konuşma, yani işlem yapma güdüleri içerisinde öncelikle kayıt etmeleri lazım ve kayıt ettikten daha sonra da teyit etme işlemi olması gerekiyor. Teyit etmeye de ödül deniyor. Yani bedavadan miningçilik tabii ki olmaz. Eğer bir kripto parayı, örneğin Bitcoin ürettiğimiz zaman bunun karşılığında da bir ödül olması gerekiyor ve bütün bu sürece, aslında bütün bu proses içinde input ve output gibi iki tane teknik terim var. Yani Türkçe'de girdi ve çıktı dediğimiz. Bu bahsettiğimiz teknik terimler, yani girdi ve çıktıyı tanımlayalım. Öncelikle girdi, bu bileşenlerden bir tanesi, belirli bir süre içinde gerçekleşen tüm işlemlerin dökümünden bize bahsediyor. Öte yandan da bu girdinin içerisinde bir sayı var. Çıktı var bir de. Bu işin şifrelenmiş haline deniliyor. 64 tane sayıyı içinde barındıran kısma da çıktı diyoruz. O kadar kolay değil yani, senin de söylediğin gibi 64 tane sayı gerçekten. Şimdi burada her 10 dakikada bir Bitcoin ile yapılan bütün işlemler bir araya toplanıyor ve makinelere gönderiliyor. Sonrasında sistemde makinelere aslında şu mesajı veriyor. Yani şunu söylüyor. İşlem dökümünü alın ve hemen akabinde sonuna bir sayı ekleyin ve bu sayı da aslında prosese girdiğinde, tam Türkçe karşılığı yok ama öğütme diyoruz, ama aslında bu bir proses. Bu mekanizmanın içerisine girdiğinde de yeni sayı 5 tane sıfırla başlasın. Bunu yapma amaçları ne olabilir sence Gizem? Aslında buradaki amaç zaten şifreyi oluşturmak. Şifreyi oluşturacağız ki bu algoritmayı bulabilmek, çözebilmek daha da zor hale gelsin. Şimdi bu çıktıdan sonra tabii makinelerin sırasıyla bu söylediğin algoritmaları denemesi lazım. Bu süreç 10 dakika sürüyor dedik ama şunu da hatırlatalım. Ortalama 10 dakika sürse de 7 dakikada üretilme algoritmasının zorluğu aslında 2 hafta içinde ayarlandığı için süre 10 dakikaya çekilmeye çalışılıyor. Dolayısıyla aslında burada sistemin amacı şu: kimse kimsenin şifresini bilmesin ve bu ilk başta senin bize söylediğin bu 64 tane şifreyle beraber blockchain'in, sisteminin temel amacı ve Bitcoin'in de temel amacı olan güvenlik zafiyeti ortadan kalksın. Şimdi diğer detaylara baktığımızda, Bitcoin'ler bu şekilde yaratılıyor dedik ama her arzın bir sonu var. Yani sonsuza kadar dünyada gıda olmayacak, su olmayacak, her şey tükendiği gibi elbette Bitcoin de tükenecek. Rakamları hatırlatalım izleyicilere. Şu ana kadar yaklaşık 19 milyon Bitcoin yaratılmış. Önümüzdeki 100 yıl boyunca, burayı iyi dinle Gizem, sadece 2 milyon Bitcoin daha üretilecek. Aslında çok mantıksız. Yani 11 yıl içerisinde 19 milyon ama önümüzdeki 100 yılda sadece 2 milyon Bitcoin daha sisteme girecek. Ve 21 milyona da, dolayısıyla 19 artı 2, yani bir zahmet, 21 milyonda da sistem duracak. Bunun amacı bir enflasyon yaratmak. Çünkü eğer sonsuza kadar istediğimiz kadar üretebilirsek Bitcoin'in bir değer amacı da kalmayacak. Zannediyorum ki önümüzdeki süreçte aslında bu mining işlemi, tabii ki teknik olarak çok karışık ve çok basit bir süreç değil. Dolayısıyla minerların, yani maden üreticilerin de sayısı giderek azalabilir. Enerji tüketimi tartışılıyor, teknolojik altyapı tartışılıyor. Ama muhakkak işlem yapmadan önce bu teknolojiyi anlamak için elbette üretildiğini de anlamak gerekiyor. Buradaki fikir birliğini anlamanın en iyi yolu aslında en basit olanı, yani Bitcoin'i anlamaktan geçiyor. Burada bahsettiğimiz bir ağ var aslında. Daha önceki videomuzda söylemiştik, Bitcoin'in merkeziyetsiz olduğunu söyledik. Dünya çapında dağılmış olan bir sürü bilgisayar aslında bir Bitcoin işlemini, Bitcoin'in transfer işlemini gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Şimdi bu transfer işlemi nasıl gerçekleşiyor derken bir aslında örnekle açıklayalım. Mesela sen bana 10 Bitcoin göndermek istiyorsun. 550 bin dolarım yok. Kaça tekabül ediyor şu an? Tabii piyasadaki rakamlara bakmak lazım ama iyi para Gizem. 50 bin dolar diyelim mesela bir Bitcoin değeri. Sen bana 10 Bitcoin göndermek istiyorsun. 500 bin dolar mı göndermek istiyorsun? Büyük para, evet. Şimdi sen bana bu emri gönderdiğinde sistem şöyle çalışıyor. Diyor ki Gizem'e
10 Bitcoin göndermek istiyor diyor. Konu hiç karışık değilmiş gibi gizem güzeme mi, güzem gizeme mi gönderiyor kısmıyla beraber daha karışık hale getirelim. Dinliyoruz seni. Sen bana diyeyim o zaman. Sen bana 10 Bitcoin göndermek istiyorsun ve o anda bütün bilgisayarlar eş zamanlı olarak gizem gizeme 10 Bitcoin göndermek istiyor diye bir şifre yollamaya başlıyor. Evet. Şimdi bu aslında sana özel bir şifre. Bir anahtar. Burada madenciler çalışmaya başlıyorlar. Dünyanın etrafındaki bütün bilgisayarlar senin bana gönderdiğin emri teyit etmeye çalışıyorlar ve şifreyi çözmeye çalışıyorlar. O emir o anda gerçekleşmiyor. Sen bana istediğin dakikada aslında o anda işlemi gerçekleştirip Bitcoin'i transfer etmiş olmuyorsun. Ne zaman ki madenciler buradaki bloğu oluşturup senin şifreni çözüp o anda gizeme transfer yapılabilir hale getirirse aslında o işlem tam olarak o dakikada gerçekleşiyor. Yani bir teyit mekanizmasına ihtiyaç var. Kesinlikle. Az önce senin de aktardığın gibi önce alıyorlar emri, saklıyorlar, sonra teyit edilince aslında bildiğimiz transfer işlemi gerçekleşiyor. Şimdi burada sana özel olan şifre yani anahtar sisteme şu mesajı gönderiyor. Güzem, gizeme Bitcoin transfer etmek istiyor. Bu tamamen bir şifre. Böylece A mesajın senden geldiğini ve bana gideceğini biliyor aslında. Bununla beraber önemli olan noktadan bahsedeyim. Şimdi bu noktada işlem sadece bir teklif aşamasında. Henüz hiçbir bilgisayar kendi veri tabanının içerisine bu transfer işlemini kopyalamadılar ve güncellemediler. O anda dedim ya mesela senden başka insanlar da var. Onlar da başka yerlere başka transferler gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Şimdi burada bahsettiğimiz A'daki katılımcıları söylüyorum. Bir de bu katılımcıların haricinde senin az önce bahsettiğin madencilik işlemini gerçekleştiren madenciler var. Doğru. Şimdi madenciler senin o istediğin transferi gerçekleştiremeden henüz yeni bir blok üretmeye hazır değiller. Senin işlemin gerçekleşecek ki o zaman yeni bir algoritma oluşturabilsin, yeni bir şifre yani çıktı oluşturabilsin. O zaman ancak diğer işlemlere devam aslında edebiliyorlar. Aslında problemi gibi yani bir problemi çözmeden diğer probleme geçiş yapamıyoruz. Kesinlikle öyle. Peki madencilerin bu işten çıkarı ne? Madenciler bu noktada her bir blok tamamlandığında 6.25 yeni Bitcoin elde etmiş oluyorlar. Bu durumda burada kazançları belli tabii. 6.25 yeni Bitcoin'in olmuş oluyor. O dönemki o fiyattaki karşılığı neyse şayet madencilerin çıkarı da tam olarak bu para olmuş oluyor. Tabii ki bu iş aslında o kadar da kolay değil. Bu bir dizilim ve bir blok yaratımı için ciddi de bir enerji tüketimi gerekiyor. O sırada aslında her bir dakikada her bir işlem dizilimi esnasında ortalama 10 dakikada yeni bloklar konuyor denebilir. Az önce senin aktardığın gibi aslında 10 dakikada bir ortalama olarak ve 6.25 Bitcoin ortaya çıkıyor evet. Bu dizinin bitince. Kesinlikle her biri yani madenci 6.25 Bitcoin elde ediyor. Onlar dakika arayla diyelim kabaca. Yeni bir blok konduğunda A'daki diğer katılımcılar kendi yaratılan bloğu görüyorlar ve senin bana para transfer etmek istediğini, daha doğrusu Bitcoin transfer etmek istediğini görüyorlar ve kendi veri tabanlarını güncelliyorlar. Çünkü kendi veri tabanlarına böylece yeni bir şifre daha eklenmiş oluyor. Aynen öyle. Bunu nasıl yapıyorlar? Şimdi senin bana göndermek istediğin Bitcoin'in kendi şifresi var. Çözüldü, teyit edildi, işlem o zaman evet. Gerçekleşti. Bu durumda ağın içerisinde yer alan... Input ve output bitti yani o süreç. Kesinlikle bitti. O noktada madenciler kendi veri tabanındaki bütün sistemleri güncelliyorlar ve senin bana göndermek istediğin işlemin şifresi çözüldükten sonra kendi ağlarının içerisine bunu ekliyorlar. Bu şifreyi de eklemiş oluyorlar. Bunu yapabilmek için bu noktada kendi gördükleri sistemin içerisinin haricinde aslında bu işlemleri ödül mekanizması zaten var onu söylemiştik. Kesinlikle ödül mekanizması da var ve de bu işlemlerin gerçekleştirebilmesi için dediğim gibi dünya çapında aslında 40 bin tane bilgisayarın bu işlemleri gerçekleştirebilmek için var olduğunu ve çalıştığını biliyoruz. Kripto paralarda işlem nasıl yapılıyor? Aslında buna da biraz değinelim istersen. Şimdi öncelikle Türkiye'de bir yatırımcı kripto paralarda Bitcoin ya da hangi kripto parada istiyorsanız yatırım nasıl yapabilir? Paribu'nun sitesinden detaylara bakabilirsiniz ama öncelikle şunu söyleyelim. Elbette bir hesabınız olması gerekiyor. Siteye girip bir hesap oluşturduktan sonra cüzdanınıza işlem yapacağınız miktarda para aktarımı gerçekleştiriyorsunuz ve bu para aktarımını kendi IBAN'ınızdan kullandığınız bankadan Paribu'nun hesabına transfer ederek başlayacaksınız. Sonrasında ise aslında işlem oldukça basit. Adım adım üzerinden gidelim. İlk madde öncelikle kolay al sat seçeneğini internet üzerinden ya da application üzerinden tıklayarak başlayacaksınız. Kolay al sat seçeneğini tıkladıktan sonra
almak istediğiniz kripto parayı ekran üstünden seçip yorduğu uzun bir liste olacak. Bu seçme işlemini gerçekleştirdikten sonra da ne kadarlık kripto para almak istediğinizi oraya TL cinsinden yazacaksınız. Alış işleminde belirlediğiniz cinsten, Türk lirası cinsinden yazdıktan sonra al butonuna tıklamanız geçerli. Aynı işlem satış için de geçerli. O işlemi sonlandırmak istediğinizde yine o kripto parayı seçip tamamını, yatırdığınız rakamın ya da ne kadarlık miktarını istiyorsanız TL cinsinden yazarak sat butonuna basmanız yeterli olacak. Bu Paribu'nun kolay al sat seçeneği aslında. Gizem, burada elbette kolay al sat dışında daha kripto para dünyasında eski olanlar, daha ne diyelim limitli işlem yapmak isteyenler, bekleyen emir vermek isteyenler için başka işlem seçenekleri de var. Biraz onlardan da bahsedelim. Bu piyasada bahsedebileceğimiz aslında 3 tane emir tipi var. İstersen piyasa emriyle başlayayım. Piyasa emri bu noktada aslında en hızlı gerçekleşen ve bir taraftan da en riskli olan emir tipi. Çünkü sen bir talep gönderiyorsun ve talebin gerçekleşene kadar senin için piyasada emir gerçekleşmeye devam ediyor. Eşleşene kadar. O proses süreci hemen bitmiyor. Kesinlikle öyle. O zaman aynı fiyatı yakalayamayabilirim. Kesinlikle öyle. Yani sen aslında bir emri verdin. O anda piyasadaki gördüğü en yüksek fiyattan senin için alabilir ya da en düşük fiyattan satmak istediğinde daha düşük bir fiyata satabilir. O yüzden de eğer bunların başına gelmesini istemiyorsan piyasa emri yerine limit emiri kullanmak daha mantıklı. Peki limit emirde bir fiyat mı vermemiz gerekiyor? Sen öncelikle almak istediğin fiyatı giriyorsun. Ondan sonrasında ne kadarlık almak istediğini belirtiyorsun aslında sisteme. Bir nevi aslında bizim kendi finans piyasalarında hep konuştuğumuz ve kullandığımız bekleyen emir tipi gibi. Örnek veriyorum, X bir kripto 50 TL'de çok pahalı olduğunu düşünüyorum. 48 TL'ye bir limitli emir koyuyorum. Piyasa 48 TL'ye gelirse de ne kadarlık istiyorsam 1000 TL, 100 TL, 10.000 TL istediğim tutar kadar o emir gerçekleşmiş oluyor. Bir tane de bir pasif emir tipi var. Ona da koşul emir deniyor. Hı-hı. Sen belirli koşulları önceden belirtiyorsun. Hı-hı. Sisteme o şekilde giriyorsun ve senin istediğin koşullar gerçekleştiği takdirde senin işlemin aktif hale geliyor. Gizem, daha önce de bahsettiğimiz gibi aslında senin bahsettiğin emirlerden piyasa emrini zaten Paribu'nun sitesinden kolay al sat dediğimiz bu sektöre, bu piyasaya yeni girenler için aslında en riskli olsa da en kolay emir tipi olarak anlattık. Bu YouTube serimizin 3. videosunda 10 soruda kripto para dünyasında size miningle başlayıp, yani madencilik ve üretiminden başlayıp kripto paralarda nasıl işlem yapacağınızı anlattık. Bundan sonraki videolarda da regülasyondan tutun da vergilendirmeye kadar, neler olabileceğine kadar, şimdilik böyle bir şey yok ama izliyoruz orayı da. Birçok başlığı konuşacağız. Yarının Dünyası Paribu sundu. Paribu.